Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün bir süredir kullanıp deneyimlediğim hemen yan tarafta da görmüş olduğunuz Asus'un mini PC'si PB62 ve aynı zamanda burada ProArt serisinden PA24AC üzerine konuşacağız ve tüm tecrübelerimi aktarayım istiyorum. Hem de mini PC üzerine de birazcık konuşalım. Çünkü laptoplar ve masaüstü bilgisayarlar evet oldukça popüler. Fakat özellikle home office kültürünün yani evde çalışmanın yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber de kurumsal tarafta aslında en sık tercih edilen ürünlerden birisi mini PC'ler oldu. Neden diyecek olursanız çünkü getirdiği belli başlı avantajlar var ve bu avantajlarda eğer sizin iş akışınıza uygunsa aslında mini PC'ler tercih edilebilecek oldukça güzel ürünler bizlere sunuyor ve eskisi gibi güçsüz ürünler de değil. Mesela görmüş olduğunuz ürün oldukça güçlü. Hatta sadece bu kadar da değil. Donanım yükseltme avantajları da var. İşte bu videoda bu iki üründe Ayrı ayrı ele alacağız ve yakından tanıyacağız. İlk önce mini PC ile ve tasarımıyla beraber başlayalım. Asus PB62 sade şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Beyaz rengini burada görüyoruz fakat ürünün siyah rengi de mevcut ve genel hatlarıyla da oldukça hoş gözüktüğünü söylemek istiyorum. Ürün metal bir kasaya sahip aynı zamanda askeri sınıf dayanıklılık testlerinden de geçmiş bir şekilde geliyor. Yani nem, titreşim, düşme, yüksek ve düşük sıcaklık gibi pek çok testten geçmiş. Yani oldukça dayanıklı bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Küçük olması burada sizi korkutmasın. İsminden de anlayacağımız üzere bu bir mini PC. Bu da ne demek? Oldukça kompakt ve taşınabilir bir ürün aslında. Boyutlarına baktığımız zaman A4 kağıdından bile küçük 175 milimetrelik bir ölçüsü mevcut. Aynı zamanda 44 milimetre yüksekliğiyle beraber ve 1.3 kilogram ağırlığıyla da düşündüğümüz zamanda Hem masanızda daha az yer kaplıyor hem de kargolama gibi mesela kurumsal şirketler için bu önemli. Bir yerden bir yere göndermekte daha ucuz maliyetli ürünü kargolayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ve montaj desteğiyle beraber de isterseniz monitörün arkasına sabitleyerek de hani all in one bilgisayar haline de getirebilirsiniz. Bu da güzel böylece masada hiç gözükmeyebilir. Bu kullanıma bağlı. Ama açıkçası ben masaya koymanızı öneririm çünkü üzerinde çok fazla port var, girişler var. Bu girişlerden de yararlanmış olacaksınız. Hazır girişlerden bahsetmişken monitörün portlarına bakacak olursak burada da oldukça cömert davrandıklarını söylemek istiyorum. Toplamda 8 tane USB girişi var ve 3 tane monitör bağlamanıza yetecek kadar display port girişi de Mevcut bunlardan birisi ise oldukça önemli çünkü özelleştirme imkanı bize sağlıyor. Display port yerine Vega, LAN, HDMI gibi farklı bir ihtiyacınız varsa kişisel değiştirme yaparak ihtiyaçlarınıza göre mini PC'yi konfigüre edebilirsiniz. Ön tarafında 4 tane USB 3.2 ikinci jenerasyon tip A giriş, bir tane USB tip C girişini görüyoruz. 3.5 milimetrelik kulaklık ve mikrofon bağlantısında ayrı ayrı olacak şekilde görüyoruz. Arka tarafında ise bir tane USB 3.2 tip A girişi görüyoruz. İki tane USB 2.0 tip A girişini bir tane RJ45 bağlantı noktasını görüyoruz. Bu da özellikle hızlı internet ya da bilgisayarlar arası bağlantıya ihtiyacınız varsa buradan bu LAN bağlantısını yapabilirsiniz. Aynı zamanda güç girişi bir anten girişi böylece Wi-Fi gücünü de arttırabilirsiniz. Ve aynı zamanda Kensington kilidiyle beraber de bilgisayarın başkasını kullanımını engellemek için kitleyebilirsiniz. Port konusunda oldukça zengin ve ihtiyacımız olan her şeyi neredeyse bize sunuyor. Özellikle ben ön tarafında bu kadar çok giriş bulundurmalarını sevdim. Çünkü kullanımı daha kolay hale getiriyor. Peki günün sonunda bu bir bilgisayar bizlere neler sunuyor diye soracak olursanız teknik özelliklerine bakacak olursak Intel i7 11700 işlemcisi mevcut. Tabi farklı versiyonları da var. Bunu da söylemiş olayım. 16 GB DDR4 RAM 256 GB'lık bir SSD içerisinde mevcut. Depolama tarafında da yine farklı çözümler var. Aynı zamanda ise içerisine dahil olarak Intel Graphics 750 mevcut ve Windows 10 Pro ile beraber geliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile beraber kablosuz bağlantılar tarafında oldukça iyi özelliklerle geldiğini söyleyebilirim. Asus Mini PC'si donanım yükseltme avantajı sağladığı gibi kurumsal taraf için barebone olarak da içerisinde RAM ya da SSD olmadan da alabiliyorsunuz. Yani Asus burada farklı ihtiyaçlar için bu ürünü piyasaya sürmüş. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre tercihinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda ise mini PC Asus belli başlı testlerden geçirmiş 724 kararlılık testine giriyor ve böylece güvenilir kullanımı garantilemek için bir dizi zorlu testten ürün geçiyor. Bu testlerle beraber de uzun süreli kullanıma entegre olacak şekilde aslında bilgisayarı hazırlamış ve uzun sürede problemsizliği size garanti ediyor. Bu da bence oldukça önemli. Bu arada sesle alakalı şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bilgisayar açık ama herhangi bir ses yok bu da gayet güzel. Mini PC ofis ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Burada ofis uygulamalarını hızlıca açabilirsiniz. Tarayıcıda gezmek, bir şeyler okumak, izlemek için ideal. Hatta bunların yanında Photoshop, Lightroom gibi programları temel işlemleri de bu bilgisayarda yapabilirsiniz. Tabi unutmamak lazım ki bu ürün profesyonel kullanımdan çok ofis kullanımına yönelik olarak tasarlandığı için mükemmel bir kusursuz bir performans beklememek lazım. Çünkü burada zaten Asus'un ürettiği farklı profesyonellere yönelik çözümler ya da Oyun için ayrı çözümler var. Burada sizin ihtiyaçlarınızı iyi analiz etmeniz gerekiyor. Kurumsal taraf üzerine de bir düşünelim istiyorum. Mesela mini PC kurumsal tarafta şöyle artılar sağlıyor. Siz bu ürünü aldığınız zaman 100 tane mesela çalışanınız var. Bir call center'sınız. Güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Mesela laptopu kargolamak daha maliyetliyken ve bir açıdan biraz daha zorken bu tarafta küçücük bir kutu kargoluyorsunuz. Mesela bu önemli. Hem kişinin de masasında daha az yer kaplayacaktır. Ve bence PB62 de oldukça güzel bir çözüm sağlıyor. Özellikle güçlü özellikleri ve donanım yükseltebilme seçeneğiyle beraber de kurumsal tarafın bütün ihtiyaçlarına cevap veren bir ürün olacaktır. En son bir genel toparlama yapacağız ama monitör üzerine de konuşalım istiyorum. Asus'un ProArt serisinden PA24AC grafik tasarımcılar, fotoğraf ve video düzenleme işleriyle uğraşanlar, renk önem verenler için tasarlanmış ProArt serisinin ürünlerinden. Biraz sonra zaten renk özelliklerine değineceğiz ama ilk önce tasarımıyla başlayalım. Açıkçası ben ürün tasarımını ve ilk izlenimde dar renklerini çok sevdim. Mat siyah ve gri renkleriyle ve gümüş tonlarıyla beraber oldukça şık gözüktüğünü söylemek istiyorum. Üst ve yanlarda çerçevesiz tasarım dikkatimizi çekiyor. Gayet ince. Tabii ki ofis kullanımına yönelik bir ürün olduğu için ergonomiye de dikkat edilmiş. Öne arka 5 ve 24 derece arası ayarlama yapabiliyorsunuz. Kendi ekseni etrafında 45 derecelik hareketleri yapabilirsiniz. Yana doğru ise 90 derecelik Pivot hareketinde yapabiliyorsunuz ve ekran ve menüler de otomatik olarak dik konuma dönüyor. Yükseklik ayarı da mevcut böylece kendi ergonominize göre ve görüş açınıza göre yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Arka tarafında dahili hoparlörler mevcut çok güçlü bir ses beklememek lazım ama yeterli mi? Yeterli. Joystick'te kontrol mevcut. Böylece menüdeki işlemlerinizi pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. VESA e bağlantısıyla beraber de mini PC gibi farklı cihazlarınızı monitörün arkasına monte edebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Monitörü doğrudan de standa değil mesela duvara da sabitleyebilirsiniz. Böylece kullanıma göre kişiselleştirme olanaklarını bizlere sunuyor. Girişlere bakacak olursak burada USB tip C girişini görüyoruz. Display portumuz HDMI 4 tane USB 3.2 Birinci jenerasyon tip A girişleri görüyoruz. Kulaklık jackımız mevcut ve aynı zamanda tip C girişiyle beraber 60 watt üzerinden güç dağıtımı yapabiliyoruz. Böylece Sadece tip C kabloyla beraber de güç ve görüntü aktarımını da yapabiliyoruz. Bu da güzel. Panel özelliklerine bakacak olursak. ilk olarak monitörümüz 24 inç. Bence oldukça ideal bir boyut. Belki 27 masanıza büyük gelebilir. Daha altı küçük geliyor ama 24 bence çok ideal bir boyut diye düşünüyorum. Buna ilk olarak IPS bir ekran olması da renk konusunda güzel. Böylece hem farklı açılardan monitörü görebiliyorsunuz. Hem de daha tutarlı renkleri bizlere sunuyor. Çözünürlük tarafında ise 1920'ye 1080 değil 1920'ye 1200 çözünürlüğünü sunuyor. Çünkü monitörün çerçeve oranı 16'ya 9 değil 16'ya 10. Böylece alt tarafta biraz daha fazla bize bir çözünürlük bir alan sunuyor. Bu da güzel çünkü ofis programları çeşitli uygulamalarda daha fazla o alandan yararlanma imkanı sağlıyor. Monitörün 60 Hz'lik yenileme hızı ve 5 ms'lik tepki süresi var ve aynı zamanda ise monitörün HDR10 desteği de var. Bu da oldukça güzel. Daha doygun bir şekilde renklerden yararlanabiliyoruz. Kontrasttan yararlanabiliyoruz. Böylece kullanım deneyimi de daha iyi hale geliyor. Önemli noktalardan birisi flicker free olması ve aynı zamanda mavi ışık filtresi. Bu da şu anlama geliyor. Uzun süreli monitörü kullandığınız zaman mavi ışık gözü yorduğu için bildiğiniz üzere özellikle Geç saate kadar, geceleri ya da karanlıkta bilgisayarda çalışanlar için uyku problemi gibi çeşitli problemlere neden olabiliyor mavi ışık. Bunu engellemiş oluyor. Bu monitörde de bunları desteklemesi gayet güzel. Monitörümüz ProArt serisinden olduğu için renkleri kalibre edilmiş bir şekilde geliyor. sRGB bir renk gamutunun %100'ünü destekliyor. Ve aynı zamanda ise 1.05 delta e ortalamasıyla beraber de bu %2'den düşük bir değer. Yani oldukça tutarlı bir renk sağladığında söylemek istiyorum. Böylece pek çok farklı senaryo için bize ihtiyacımız olan şeyleri sunan bir monitör olduğunu söyleyebilirim. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak temel olarak aslında pek çok farklı kullanım senaryosuna cevap veren bir ürün. Siz bu monitörle oyun oynayabilirsiniz. Tasarım yapabilirsiniz. Günlük kullanım için güzel. Tabii ki doğrudan örnek veriyorum ki oyun için çok yüksek FPS'e ihtiyacınız varsa farklı seviyelere yönelmeniz gerekiyor. Ya da tasarım için çok daha yüksek seviyede bir renk doğruluğuna ihtiyacınız varsa tabii ki ProArt serisinde farklı ürünleri var onlara bakabilirsiniz. Ama her şeyi iyi bir şekilde sunsun diyorsanız özellikle fiyat performansı anlamında da oldukça güzel bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Fiyata net bir şekilde değinmeyeceğim çünkü dolar kuru yüzünden sürekli değişiyor. Doğal olarak linkleri bırakacağım bir girip kendiniz bakabilirsiniz. Ürünle alakalı sorularınız varsa da yoruma bekliyorum. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.